Esat. He abi. Seninle konuşacağım. Ama bunun sebebi... sana moral vermek, seni teselli etmek değil. Konuşmasak abi. Konuşmazsak doğruyu bulamazsın. Sen buldun mu abi? Buldum Behzat, buldum. Ama... öbür tarafa gitti. Bak. Hala peşindeyim. Yani abi? Yanisi şu... yanlış bir insanı işinde yaşatma. O yanlış bir insanmış. Hepimize ihanet etti. Ama bir haini... öfkeyle de olsa... kinle de olsa... içinde yaşatmak... sadece sana zarar verir. Kadın geldi ağzımın üstüne vurdu abi. Beni 2.90 yere serdi. Hem beni rezil rüsva etti hem de hayatımın içine etti. Daha ne yapabilirdik abi? Artık bir şey yapamazdı Behzat. Çok şükür geberdi gitti. Ama düşünsene. Onun hain olduğunu bilmeden... onunla evlenebilirdin. Çocuk yapabilirdin. Değiştiremeyeceğin bir sürü şey olabilirdi. Ama şimdi değiştirebileceğin bir şey var. Neymiş abi değiştirebileceğim şey? Ben bir haini boğduğumda onu bir daha düşünmem. Hep bir sonrakini düşünürüm. O hain öldü. Düşünme. Nasıl düşünme abi, delireceğim. Ben hayatımda ilk kez bir kadına evlenelim dedim. Abim sevmiş, kardeşim sevmiş, sen sevmişsin. Eşim dostum sevmiş. O yüzden bir yuva kurmak istedim. Şimdi sen bana hele bir söyle abi. Bir insan bir insana bir daha nasıl güvenir, nasıl inanır, nasıl sever? Ne diyorsun kardeşim? Sen bu hallerden anlarsın. Anlarım abla, anlarım. Dido'ya söyle... bana yaptığı kahveden, meyve suyundan, sandviçten... amcasına bol bol yedirsin, içirsin. İlaçlık mı diyorsun? Bana kalsa Allah'lık da... maksat... siz elinizden geleni yapmış olun işte.